Herkese merhaba. Yeşil Pusula programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sürdürülebilir kalkınma amaçlarından üçüncüsü olan sağlık ve kaliteli yaşamı konuşuyor olacağız. Bugün Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Doktor Muharrem Şenel bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Hepimizin bildiği gibi aslında toplumumuzda... ...sağlıklı yaşam, sağlıklı olabilmek... ...ve bu hizmetlere ulaşabilmek... ...aslında herkesin hakkı. Fakat toplumda şöyle bir algı var. Bu topluluklar... ...refah seviyesi yüksek olan topluluklar ve bunların... ...sağlıklı yaşama erişimi... ...daha kolay gibi görünüyor. Bu noktadan baktığımız zaman da... ...aslında herkesin bu haklara erişmesi gerekiyor. Sürdürülebilir kalkınma... Amaçları da aslında şunu söylüyor. Bu amaçlara ulaşmak için belli kolaylaştırıcılar olması gerekiyor. Ve fırsatlar ortaya koyuyor. Fakat insanların sağlığında ve esenliğinde büyük iyileşmeler olmasına rağmen hala büyük eşitsizliklerin olduğunu görüyoruz. Örneğin dünyada hala 5 milyon çocuğun 5 yaşına gelmeden yaşamını yitirdiğini söylüyor uzmanlar. Diğer yandan kalkınmakta olan ülkelerin burada yaşayan kadınların yarısından fazlasının bu hizmetlere ulaşmada sıkıntı çektiğini söylüyor uzmanlarımız. İlk sorum şöyle olacak aslında. Sağlık ve kaliteli yaşam deyince ne anlamalıyız? Kimseyi geride bırakmadan bu hizmetlere ulaşmak mümkün mü? Biraz mevcut durum hakkında bize bilgi verir misiniz? Evet. E, ben de şöyle söyleyeyim. E, bir kere sağlık e, her şeyin başı sağlık demiş atalarımız. E, sağlık e, ve kaliteli yaşam deyince insanoğlunun anne karnına düştükten sonra daha yani cenin halindeyken den başlayarak ölüme kadar geçen bir süreyi düşünmemiz gerekiyor. Ee, yani e, sağlığımız veya işte kaliteli yaşam e, anne karnından itibaren değerlendirilmeli. E, doğumdan ölüme kadar da e, değişik periyotları e, içine almalı. E, örneğin e, işte anne karnında e, bebek Normal sürecini yaşarken birçok şeylerden etkilenir. Nelerden etkilenir? Annenin beslenmesinden, annenin sosyoekonomik durumundan, annenin eğitim seviyesinden, annenin bulunduğu sosyal ortamdan, annenin maruz kaldığı çevresel etkenlerden, dış etkilerden. Dediğimiz gibi işte yediğinden, içtiğinden anne karnındaki bebek her şeyden etkilenir. E doğduktan sonra da e, az önce dediğiniz gibi işte doğum sırasında e, bir e, doğum sırasında hastanede doğumdan veya e, bu konuda tecrübeli eğitimli kişilerin e, doğumu yaptırmasından da etkilenir. Örneğin eskiden evde doğumlar daha çoktu. Evde doğumlarda her türlü e, sakatlık, her türlü e, ölü doğumlar olabiliyordu veya işte bebek evde doğum evdeki doğumlarda zarar görebiliyordu süreç içinde evde doğumlar azaldı bütün dünyada ama dünyada hala yüzde 50-55 civarında hastanelerde veya sağlık kurumlarında doğumlar olmuyor ülkemizde son zamanlarda doğumların yüzde 97'si sağlık kurumlarında oluyor 2019'daki bir araştırmaya göre. E bu sağlık kurumlarında olduğu zaman tabii ki bu konuda eğitimli doktor, ebe, hemşirelerin gözetiminde ne oluyor? E bebek ölümlerinde veya bebeklerin doğum sırasındaki başına gelebilecek e, rahatsızlıklardan, e, efendim işte veya sakatlanmalardan e, bebek uzak tutulmuş oluyor. Az önce dediğiniz gibi bebek ölümleri dünyada e, hala beş e, hala e, önemini koruyor ülkemizde de bebek ölümleri halen %9.1 civarında. Şey 100 bin ölümde şey 1000 doğumda 9.1 civarında. Aya yüksek bir rakam. Ha, yeni doğan ölümleri diyelim. Hı hı. aynı şekilde bebek işte büyümeye başlıyor. Çocukluk çağına giriyor. Ondan sonra işte gençlik çağı büyüme çağı, gençlik çağı, işte orta yaş çağı. Ondan sonra giderek insanlar yaşlanıyor, ölüyor ve her yaşın bir kalitesi olması gerekiyor. Çocukluk çağında yine çocuğun anne babasından önce ilk eğitimini alıyor. Daha sonra çocukluk çağında eğitimi çocuğun geleceğini belirliyor. Aynı zamanda sadece eğitim değil, çocuğun beslenmesi, ailesinden aldığı terbiye hepsi çocuğun gelişimine artı değerler oluyor ve daha sonra işte gençlik çağı daha sonra işte orta yaş daha sonra işte yaşlılık çağı oraları biraz hızlı geçiyorum örneğin yaşlılık çağında da sağlıklı ve kaliteli yaşam mümkün yaşlılıkla birlikte Sağlık Bakanlığı verilerine göre veya bütün dünyadaki verilere göre 57 yaşından sonra kronik hastalıklar artık tamamen ortaya çıkmaya başlıyor e, ve e, birçok kişi kronik rahatsızlıklarla yaşamak zorunda kalıyor. E, bu da çeşitli zorluklar e, getiriyor insana ve bu kronik rahatsızlıkların, kronik hastalıkların sonucunda insanoğlunun başına, e, yaş, ilerleme yaşının ilerlemesiyle birlikte her türlü olumsuzluklar e, olabiliyor e, ki insanın e, yaşından çok e, sağlıklı yaşaması bence önemli. Diyelim ki kişi 90 yaşına gelmiş ama Alzheimer olmuş ama felç olmuş veya işte kalp krizi geçirmiş, kalp yetmezliği olmuş, yerinden kıpırdayamıyor, hiçbir önemi yok. Ama diyelim ki 70 yaşında ama hala spor yapıyor, hala yürüyüş yapıyor, aklı, aklı melekeleri yerinde, hala sosyal hayata katılım sağlıyor, hala çeşitli derneklerde, kuruluşlarda görevler alıyor, yani sağlık çok değişik anlamda ifade edilebilir. Sağlık ve kaliteli yaşam deyince, yani öncelikle fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam sağlıklılık halini anlamamız gerekir. Sadece hastalıkla ve sakatlıkla değerlendirmememiz gerekiyor. Dediğimiz gibi ruhsal, bedensel ve sosyal anlamda tam bir iyilik hali olmalı. Evet, çok haklısınız. Bir de işin aslında maddi boyutu var, maliyet tarafı var. Çünkü birçok insanın e, refahını da etkiliyor. Peki bu açıdan bakacak olursak, sağlıklı ve kaliteli yaşam maliyeti hakkında ne söyleyebilirsiniz? Şimdi e, siz de sanıyorum e, sürdürülebilir. Evet. E, sürdürülebilirlik koordinatörsünüz evet. e, belediyemizde. Evet. E, gerçekten güzel bir görev. Sizin de bildiğiniz gibi, az önce de konuştuğumuz gibi, program öncesi konuştuğumuz gibi, 2015 yılında dünya liderleri bir araya geliyorlar ve küresel ölçekte anlaşıyorlar ve 2030 yılına kadar 17 başlık üzerinde anlaşmaya varıyorlar. Evet. Bizim şu anda konuştuğumuz üçüncü amaç. Üçüncü amaç sağlık ve kaliteli Hatırı yaşam. yaşam. Ee, ama diğer şeylere bakarsak, diğer amaçlara bakarsak, ben konuyu biraz genişletiyorum. Tabii, tabii. Diğer amaçlara bakarsak, e, bu amaçların en az 13-14 tanesi yine sağlıkla ilgili. Evet. Yani bunu, e, diyelim eğitimle ilgili başlık var. Evet. İyi bir eğitim alınırsa, e, bir anne çocuğunu, anne baba ebeveyn iyi bir eğitimle bilinçli bir şekilde büyütürse e, daha az sağlık problemleriyle karşılaşılır. Kesinlikle. Ne olur aşılarını aksatmazsa, zamanında yaptırırsa çeşitli rahatsızlıklara karşı uyanık olur. Anında sağlık kuruluşuna çocuğunun rahatsızlığında başvurursa e, daha başka olur. Örneğin o başlıklar altında karasal yaşam diyor. Evet. Efendim suda yaşam suda diyor. Ya bunların hepsi insan oğlunun e, sağlığını etkiliyor. Evet kesinlikle. E, karada yaşayan hayvanların işte veya işte canlıların evet. çeşitliliği. Çünkü hepsinin doğada bir görevi var. Hepsi evet. bu devinim içinde. Aynı zamanda işte suda yaşayan işte balığından tutun diğer canlılara kadar hepsi sonuçta insanoğluna hizmet ediyor. Bunun gibi en az 13 14 başlık tamamen sağlıkla ilgili. Bunun yani sağlıkta kaliteli yaşamın işte maliyetine gelecek olursak hı hı. bu konuda sizin de bildiğiniz gibi birçok araştırma var. Evet. Ee, yani kaliteli sağlıkta kaliteli yaşamın maliyeti konusunda <laughs> işte bir e, QALY diye e, başlıkları ana şey e, e, ilk harfleriyle anılan bir hesaplama yöntemi var. Evet. Ne diyor? Kalite e, adjusted hı hı. E, life year. Hı hı. Yani e, bunun e, bununla ilgili e, sosyo e, şey farmako ekonomik çalışmalar var hı hı. yani e, bu ölçütler kullanılarak işte kısıtlı imkanlarla çünkü e, dünyadaki imkanlar e, sonsuz değil yani kısıtlı imkanlarla e, maksimal yani minimal imkanlarla maksimal kazanç sağlamak yani kişinin e, sağlığıyla ilgili e, veya işte tedavisiyle ilgili e, maksimal e, kazanç sağlamaya yönelik e, çeşitli ölçümler var. Hı hı. Örneğin bir hastalığın tedavisinde bu işte kuali e, ölçekleri kullanılarak e, hangi yöntemin daha mantıklı hangi yöntemin daha ucuz ama daha iyi sonuçlar alınabilecek şekilde olmasına bu ölç ölçütlerle karar veriliyor. Hı hı. E, ondan sonra e, sağlığı etkileyen o kadar çok şey var ki e, örneğin yani maliyetlerle ilgili diyelim. Biraz geçenlerde İngiltere'de yapılan bir araştırma var. İngiltere'de de işte bütün dünyada olduğu gibi orada da bu Covid'den sonra Covid salgınından sonra bütün dünyada işte ekonomik şeyler ne diyelim dünya ekonomisi bütün ülkelerde çıkmaza girdi. Evet. E, aynı zamanda işte son zamanda daha da ortaya çıkan enerji darboğazı var. E, örneğin şeyde e, İngiltere'de e, yapılan bir araştırmada e, bu ısıyla ilgili, ısınmayla ilgili hı hı. E, ısınma yoksulluğu denilen bir şey ortaya koydular. Evet. E, bu kişilerin e, hane başı gelirlerinin yüzde onundan fazla kişi... E, ısı gideri ödüyorsa ısı yoksulu kabul ediliyor. Isı yoksulu e, kabul edilince de e, ne oluyor? Isı yoksulu olunca e, ısınmasından kısıtlamaya çalışıyor, Hı. geçinebilmek için diğer ihtiyaçlarına zaman para ayırabilmek için e, ne oluyor? E, i̇şte ısısını kısıtlıyor. Türkiye'de de daha çok hele önümüzdeki kış daha çok olacağını düşünüyorum. Örneğin gidiyor bir odasını ısıtıyor, diğer odaları hani kaloriferliyse ısıtmıyor veya hiç yakmıyor. E ne oluyor bu durumda bir ısı yoksulu durumuna geliyor ve çeşitli hastalıklara sebep olabiliyor. En azından üşütüyor, solunum yolu hastalıkları olabiliyor. Diğer evde yaşlı varsa diğer kronik hastalıkları işte tansiyonu vesaire daha çok görülüyor soğuk ortamda. Yani soğuk birçok hastalığa sebep oluyor. O da diğer maliyetlere sebep oluyor ve bir kısır döngü şeklinde kişinin yaşamını ve sağlığını etkiliyor. Ee, yoksulluk hastalığı getiriyor, hastalık yoksulluğu evet. getiriyor. bir kısır döngüye girmiş oluyor. Aynı şekilde e, gıdayla da ilgili konuşabiliriz. Hı hı. E, kişiler e, işte kazançlarıyla e, günlük gereksinimlerini karşılayamıyorlar. Yeterli gıdayı alamayınca işte hem e, evdeki çocuklar beslenemiyor veya işte kişi hamile ise anne Hamile ise çocuğu daha düşük doğum ağırlıklı olarak doğabiliyor. Erken doğabiliyor. Yani Bunların hepsi birbirini tetikliyor. Buradan sizin örneğin bu sürdürülebilirlik kriterleri veya sürdürülebilirlik evet. hedefleri diyelim. Evet. Onlardan biri de 2030 yılına kadar hı hı. 100 bin doğumda değil evet, mi? Evet, 100 doğru. bin doğumda. 70 anne ölümünü 70'e indirmek. Evet. Türkiye'ye dönersek 100 bin doğumda şu anda 17 anne ölümü görülüyor. Ama bu tabi dünyaya göre güzel gözükse de aslında ülkemizin durumuna göre bayağı yüksek bir rakam. Evet. Örneğin çoğu ülke yüzde iki üç civarında yani yüz binde iki üç civarında anne ölümüyle karşılaşırken biz hala 17'lerdeyiz Umarım zaman içinde bu uygulanan işte sağlık politikalarıyla düşürülür hı hı. ama şu anki sağlık politikalarıyla bunun olacağını sanmıyoruz Az önce bir eşitlikten bahsetmiştik evet. eşitsizliklerden bahsetmiştik Örneğin tekrar İngiltere'den son okuduğum bir makale de hı hı. o yüzden diyorum İngiltere'de zenginlerin beklenen ee, yaşam süresi e, fakirlerin yani onu da ölçütlere göre şey konuşuyorum e, en fakirlerin yaşam süresinden beklenen yaşam süresinden 10 yıl daha fazla Örneğin e, 80 yıl yaşayabiliyorsa yaşıyorsa zenginler hı hı. fakirler e, 70 yıl yaşayabiliyor Daha az. aynı şekilde bölgesel e, durumlar var Kırsal alanda yaşayanlar Efendim daha sosyoekonomik yönden düşük seviyeli yerlerde yaşayanların e, değişik nedenlerle işte yeterli gıdayı alamaması, yeterli ısınamaması, iyi yerlerde barınamaması, kötü hava koşullarında yaşaması e, hep e, beklenen ölüm, e, şey beklenen e, yaşam e, yıllarını azaltıyor. Evet. Türkiye'de şu anda bildiğim 81 erke, kadınlarda 81 yaş beklenen hayat süresi erkeklerde ise 75.6 olarak biliyorum. Ama Türkiye'de de eşitsizlikler var. Dediğim gibi az önce kırsal alanlarda bu rakamlar aşağıya düşüyor. Doğu-Güneydoğu bölgelerinde aşağıya düşüyor. Bu Birleşmiş Milletler'in bu sürdürülebilirlik hedeflerinden hedeflerinde Umarım başarıya ulaşılır umarım. ve bütün ülkelerdeki eşitsizlikler ortadan kalkar hı hı. ve insanlar mutlu refah ve sağlık içinde yaşarlar Umarım. Aslında çok güzel bir yerden giriş yaptınız. Bu kalkım amaçlarının temelinde eşitsizlik var. Tanımında şöyle diyor: "Kimseyi geride bırakmadan bu amaçlara ulaşmak deniyor." E burada refah seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde erişim daha e, iyi olduğunu söylediniz az önce. Dolayısıyla ülkelerin yaşadığımız yer aslında bizim kaderimizdir diye bir laf var ya. E, refah seviyesi yüksek olan e, ülkelere göre düşük olan ülkelerin tabii ki geride kaldığını görüyoruz zaten. E, hem ee, çocukların hem kadınların özellikle dezavantajlı gruplar bu sıkıntıyı çok yaşıyorlar. Dolayısıyla bu eşitliğin biraz daha sağlanması, onların erişimlerinin artırılması gerekiyor. Az önce bir vurgu yaptınız pandemiye. Biz bunu daha çok pandemide gördük aslında pandeminin başında. Ee, o eşitsizliği daha net hissettik. Ama aslında günün sonuna baktığınız zaman hepimiz aynı sorunları, aynı etkili, aynı derecede yaşayabiliyoruz. Buradan bakacak olursak 3 senedir devam eden bir pandemi süreci var. Covid-19 pandemisi Eskişehir'i nasıl etkiledi peki? Eskişehir bu durumu iyi yönetebildi mi? Şimdi bu Covid-19 pandemisinde ne yazık ki ülkemizde Sağlık Bakanlığı başta biraz verileri gizlemeye çalıştı. Verileri gizlemeye çalışırken de bir diğer ülkelerle, verileri gizleyerek diğer ülkelere göre düşük rakamlar vererek bundan bir başarı öyküsü yaratmaya çalıştı ne yazık ki. Ayrıca başta bu pandemiyle ilgili oluşturulan sağlık kurullarında, illerdeki pandemi kur kurullarında, işte Ankara'daki Türkiye çapında kurulan bilim kurulunda ne yazık ki meslek örgütlerine yer verilmedi veya sağlık örgütlerine yer verilmedi. Yani tabandan uzak e, yukarıda e, seçilmiş e, artık kriteri de belli değil. neye göre seçilmiş kişilerin e, bilgileri ışığında bu süreç yönetilmeye çalışıldı. Ama e, bizim daha önce de e, ortaya çıkardığımız gibi e, vaka ve ölüm sayıları e, ne yazık ki iki buçuk üç katı fazlaydı. E, bunlar gizlene gizlene ancak işte e, üçte bir oran, şey e, üçte bir, üçte iki. Üçte iki oranında e, ortaya kondu. E, biz bunu her zaman dinlendirdik. E, ama e, örneğin e, tamam bu konuda Sağlık Bakanlığı ile hani odalar, e, taypler birliği olarak, e, Türk Tayipleri birliği olarak e, karşı karşıya kalsak da, e, örneğin aşılama konusunda tamamen destek verdik. Aşılamanın ne kadar önemli olduğunu işte yapılan çeşitli toplantılarda çeşitli açıklamalarda, basın açıklamalarında her zaman dile getirdik hı hı. ve e, aşılama oranının yükselmesinde e, hep beraber e, destek olduk hı hı. hükümetimize. Ve şu anda geldiğimiz noktada da yani bu aşılamaların e, sayesinde e, şu anda Covid e, hızını kesmiş durumda gözüküyor. Ama hiç belli olmaz çünkü yeni bir virüs e, tekrar yeni varyantlarla, hele kış geliyor önümüzde, tekrar ortaya çıkabilir. E, bütün kurumlar e, el ele vererek e, bunun üstesinden gelmeye çalışmalıyız. E, ekonomik nedenlerle işte yasaklar kalktı. Ama biz hala e, grip açısından da işte Covid açısından da yani solunum yoluyla bulaşan özellikle işte viral, virüs hastalıklarında e, hala e, şeyi öneriyoruz. Yani toplu taşımada, kalabalık ortamlarda maske takılmasının çok çok önemli olduğunu öneriyoruz. Umarım tekrar yeni bir varyant ortaya çıkıp daha virülen, daha kuvvetli, daha hastalık yapıcı, daha şiddetli hastalık yapıcı, daha öldürücü bir varyantla karşılaşmayız diye umuyorum. Umarım. Ee bu sorunların önüne geçmek küresel amaçlara ulaşmak için aslında dediğiniz gibi kurumların daha çok bu konuyla ilgili çalışması el -el gerekiyor. gerekiyor el ele olması gerekiyor düşen, e, üzerine düşen üzerine sorumluluk düşen birçok kurum ve kuruluş var platform var aslında peki eskişehir Bilecik tabip odası konuyla ilgili neler yapıyor sağlık ve kaliteli yaşamla ilgili evet şimdi şöyle e, sağlık ve kaliteli yaşamla ilgili e, az önce işte konuları anlatırken Hı. E, bizim hükümetimizin 20 yıldır izlediği bir e, sağlık reformu dedikleri bir proje var ve biz buna bu projenin bu sağlık reformu denilen e, projenin başından itibaren bunun tamamen özel sermayeye hizmet ettiğini ve özelleşmeyi getireceğini e, söyledik ve e, birinci basamağı e, basamak e, basamağın nasıl söyleyeyim e, koruyucu sağlık hizmetleri yapmasını engelleyeceğini birinci basamağın sanki bir muayenehane gibi e, işte kendi kirasını ödeyen, kendi çalışanını e, yanında çalıştıran e, kırtasiye masraflarını, kirasını e, giderlerini kendi ödeyen bir özel muayenehancılık gibi olduğunu söyledik. Ekip anlayışı yok olmuştu. E, daha önce e, köylerde kasabalarda, hemen her yerde işte sağlık, küçük yerlerde sağlık ocakları vardı. E, köylerde sağlık evleri vardı. Ne oluyordu? Yani ebe, hemşire, hekim, e, kırsal kesime hizmet ediyordu. Ama bu aile hekimliği sistemiyle bütün hepsi merkeze çekildi. Ve e, buradakiler e, hizmetten uzak kaldılar. Eş zamanlı olarak okullar da kapatıldı, taşımalı eğitim sağlandı köylere ve e, köydeki çocuklar şehirlere çekildi ne oldu anne babadan uzak eğitime başladılar köyler e, birilerine bırakıldı e, biz baştan beri hani bu konularda ne yapıyoruz biz bu sağlık sistemine karşı çıkıyoruz bu sağlık sisteminin revize edilmesi gerektiğini söylüyoruz hastalıkla sadece hastalığın tedavisiyle değil hastalığın oluşmaması için çalışmamız gerektiğini söylüyoruz gerekli tedbirlerin alınarak koruyucu sağlık hizmetlerinin halk sağlığının geliştirilerek hastalığın oluşmasını engellemeliyiz. Ne yazık ki şu anda az önce dediğim gibi tamamen sermayeye hizmet eden, tamamen özelleşmeye hizmet eden ve tamamen tedavi edici hizmetleri öne alan bir sağlık sistemiyle karşı karşıyayız ve bu şekilde devam ediyoruz. Ama gelinen süreçte bunun etkilerini görüyoruz. Bizim geçen 5 yıl önce, 5 yıl önceye göre kişi başına düşen milli gelirimiz oldukça düşmüş durumda. Hatta bu yıl 8 bin dolarlarda olmasını bekliyoruz. Yani bu şekilde nasıl sağlığımızı koruyacağız bilemiyorum. Tabii sorudan biraz uzaklaştık. Biz bu konuda mücadele ediyoruz. Sonuçta sağlıklı ve kaliteli yaşam için mücadele ediyoruz. Bu konularda işte e, ülkemizin, şehrimizin havasına, suyuna, toprağına e, sahip çıkıyoruz. E, i̇şte e, madenlerle işte altın, altın madenciliğinde işte siyanür kullanımıyla ilgili, hı hı. işte kömür santralı e, alpuda işte kurulmasıyla ilgili. Evet. Her alanda işte sizlerle birlikte karşı çıkıyoruz yani e, şehrimizin havasına suyuna toprağına e, önem veriyoruz ve e, bu ülkede bu şehirde yaşayanların Türkiye'nin her yerinde e, sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz panellere katılıyoruz paneller düzenliyoruz. E, örneğin 4-5 Kasım'da e, Türkiye çapında bölgesel, Türk Tabipleri Birliği aile hekimleriyle buluşma günleri düzenliyor. 4-5 Kasım'da Eskişehir'de yapacağız. Hı, çok güzel. Ee, seneye Kadın Hekimlik Kongremiz var. Türkiye'de ikincisi düzenlenecek. Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik Kongresini Eskişehir'de düzenleyeceğiz. Ee, tabii burada kadınlarla ilgili, anne çocuk sağlığıyla ilgili de birçok şey tartışılacak. 4-5 Kasım'da işte aile hekimlerinin sorunları tartışılacak. Onlar nasıl daha iyi nasıl işte koruyucu hekimliği daha ön plana çıkaran neler yapılabilir nasıl revize edilebilir bunların peşindeyiz. Evet Dediğiniz gibi eşitsizlik noktasında e, birçok şey yapıyor e, tabip odası. Ama bilgi erişim çok farklı bir noktada aslında. En olması gereken en temel e, konu. Sizin de bu konuyla ilgili bilinçlenme, farkındalık çalışmalarınız var. E, daha fazla olmasını da biz de isteriz. Hı. Yerel yönetim olarak biz de zaten sizinle birçok çalışma yapıyoruz. E, şimdiden e, teşekkür ederiz. Programa katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bu bilgileri Hı. bizimle paylaştığınız için. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, bugün sürdürülebilir kalkınma amaçlarından üçüncüsünü konuştuk. Sağlık ve kaliteli yaşam dedik. E, yerelde nasıl bunu daha fazla iyileştirebiliriz? Kurumlar bu konuyla ilgili neler yapabilir? Bunların üzerine konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere.